Yeteksizsiniz Türkiye'nin büyük finaline hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, koca bir sezonun sonuna geldik. Bu akşam artık finalistler çıkacak ve büyük şovlar bizleri bekleyecek. Nefeslerimizi tutuyoruz ve işte büyük final başlıyor arkadaşlar. Değerli izleyenler, şimdi Yeteneksizsiniz de yine bir sanat eseriyle karşı karşıya kalacaksınız. Bu sanat eserinin sahibi ta İran'dan geliyor. Buralarda yaşıyor ve çok da başarılı bir insan olduğuna inanıyorum. Ve karşınızda alkışlarla Murtaza! Bir tane büyük tuval üstünde bir tane portre yapacağım. Herkese başarılar diyor. Merhaba. Evet, Murtaza hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Çok güzel resimlerin var. Yeteneksizsiniz de gördüğümüz. Bu akşam ne yapacaksın? Kısmet olsa bir tane bir portre, büyük portre çalışacağım. Sona doğru kim olduğunu anlatacağım. Sahnesin. Başsın. İzninizle. Thank you.
Evet, yeteneksizsiniz Türkiye'de Murtaza Miradadid'i destekliyorsanız Murtaza yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz sevgili seyirciler. Evet, Murtaza Mirazade'yi destekleyenler Murtaza yazıp 1890'a Yunus SMS Emre gönderebilir. Onun için oy kullanmış olursunuz. Bu arada Yunus Emre paranın üstündeki resimdi bu. 200'lukları paralarda. Ya, gösterelim onu Mustafa. Evet. Daha küçük bir yere yapsaydın keşke alıp götürseydim onu eve ben. Eve getirsin. Ah evet, ama bu. Çünkü yaparız, sorun değil. Aa. Evet, valla yüzdeki detaylar, gölgeler, çene bayağı canlı gibi yani. Sanki oradan çıkıp üstümüze üstümüze yürüyecek gibi geliyor. Gayet başarılı. Teşekkür ederim, sağ olun. Valla Murtaza gerçekten başarılı bir tablo şu açıdan. Yani hatlar çok net yansıyor buradan baktığı, çok belirgin hatlarıyla çizmişsin. Yani bu kadar kısa sürede bu kadar belirgin ve yani böyle Hülya'nın dediği gibi canlı gibi böyle sanki çıkacak gibi duruyor oradan. Yani çok başarılı bir tablo olduğunu düşünüyorum. Zaten çok yeteneklisin tablo konusunda. Bunu görmemek mümkün değil. Sağ ol abi. Artık nereye giderse bakın. Teşekkür ederim. Bir kez daha söylüyorum sevgili seyirciler. Murtaza'yı destekliyorsanız Murtaza yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Murtaza yazıp 1890 SMS gönderirseniz Murtaza için oy kullanmış oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, size bir kulis alıyoruz. Sağ olun. Ve değerli izleyiciler, şimdi sıradaki performans gerçekten muhteşem bir sanat eseri üzerine olacak. Bu konuda da gerçekten başarılı bir abimiz geliyor. Oğullarıyla birlikte karşınızda Abidin abimiz. Daha değişik bir yöntemle geldik. Burada yöntemimizde halkımız devamlı boya, resim defteri, fırça şunları bunları almayacak. 5 kuruş masrafsız sadece bununla resim yapabilecek. Abidin hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Bu akşam ne yapacaksın? Şimdi çocuklarımla beraber yine performans yapacağım ama sadece el feneriyle şu. El feneriyle yapacaksın? Tabii. Işık hızına eriştik. Alkışlıyoruz. Yeteneksizsiniz. Türkiye'de bir ilk yaşandı ve ışık hızına eriştik arkadaşlar. Hayırlı olsun hepimize. Ve gölgeyi bu tuvalde tutabiliyoruz. 5 dakika kadar tutabiliyoruz. Herhangi bir insan gölgesini. Abidim biz sen ne desen nasıl olsa anlamayacağız. Evet. O yüzden sen performansını da kendini ispat etmiş bir kardeşimizsin. Doğrudur. Sahneyi size bırakıyoruz. Tamam efendim. Çocuklarla beraber.
tüm siyah bir dilenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecekten önce biliyorum. Evet, Yeteneksiz Türkiye'de Abidin Yurdakul ve ekibi Türkiye'nin yeteneği olsun diyorsanız Abidin yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Abidin Yurdakul Türkiye'nin yeteneği, Yeteneksizsiniz Türkiye'yi o kazansın diyorsanız demin de söylediğim gibi Abidin yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Abidin sen ne yaptın ya? Bu nasıl bir şeydir böyle? Kum sanatı gibi ışıkla oynadın resmen. Gördünüz işte. Ya ben size... resmen hani kalkıp seni ayakta alkışlamak istiyorum. Diyorum. Seyrederken şaşkınlıklar içerisinde seyrettim. Eğer böyle bir işte benim bu yeteneksizsiniz aldı başını gidiyor. Bence ben çok memnunum bu tür sanat eserleriyle karşı karşıya kaldığım için. Yani jüri üyesi olmak falan vesaire geçelim. Bunları görüyorum. Görmek çok hoşuma gidiyor. Şimdi hiçbir resim defteri harcamadan, hiçbir boya harcamadan bütün evlatlarımız şu fenerle resim yapabilecek. Hiçbir boya harcamasına gerek yok. Bir şey soracağım. Bu biraz Abidin pazarlama gibi oldu. Evlatlarımız artık çok rahat edecek. Evet. Ama kalıcı değil. Yani ışıkla yaptığın... Sonsuza kadar kalıcı. Videosunu çekiyorsunuz. Sonsuza kadar elinizde seyredecek. Işık hızı bu. Kalır ya da kalmaz. Kalır ya da kalmaz. Bu bir tabii. Sanat. Yani bu bambaşka bir şey. Bilemiyorum. Ben şaşkınlık içerisindeyim valla. Uzaktan da oluyor yani demek istedim. Temin onun için şey yaptım. Siz de yapabilirsiniz oturduğunuz yerden. Tabii. Bizde o kabiliyet olsa keşke. Ne yapabiliyorsunuz? Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Biz ne yani? Normal bunu yapman için önce hani kara kalem bir şey çizebiliyor. Uzaktan çizgi çizin demek istedik efendim. Zaten. Ne dedi anlamadım. Çizgi, yani çizgi de mi çizemiyorsun diyor. Abi. Çizgi. Evet. Çizemez o. Çizgi, ben zannetmiyorum. Bir çizgi deneyebilirim ama. Daha zannetmiyorum. Yolda düz yürüyemiyor bence zaten. Bırak çizgi çizmeyi. Lambalar sönmesi lazım. Lambaların sönmesi lazım. Ha çizeceksin. Evet. Yok Hülya çizecek. Ben çizerim. Ben yolda çiz hadi. Ben çizerim tabii. Uzaktan. Geçin. Ben. Çizgisi. Uzaktan ben eğer ben... ışık görünüyorsa çizerim. Çiz bir şey biz hadi. Lambaların bir tane... kapanması lazım. Nasıl? Lambaların kapanması lazım. Tahmin ediyoruz onu. Kapatalım. Evet, hadi çiz bakalım. Hülya çiziyor. Ay canım. Bu ne, ne yapıyoruz bunu? Ay okula git. Düğmesine basın. Tamam, ah. Bunu sil şimdi, sil şimdi sen. Silinmez efendim. Hoşuna gitti galiba. Evet, Hülya. Bir dakika, Hülya, bismillahirrahmanirrahim. Hangi temayı işleyeceksin bu akşam? Senin temanı. Evet, hadi çiz bakayım. Bak, bak şimdi bak. Alkışlarım. Bir dakika. Bak ne hızlı, bu? Hızlı hızlı. Fil adam. Bir dakika elim alışacak ya. Oo yandık. Ne çizeyim söyle. Ben yolda yürüyemiyorum sen çizeceksin ya çiz bakayım hadi. Kuş çizin kuş. Kuş çiz. Yok be en kuş. Zor şeyi söyledin sen. Tamam de. At çiz. Bir dakika. Seni çizeceğim. İsminizi bak, yazın. Ne bu şimdi? Bir dakika çocuklar susun. Ben karışmıyorum. Çizdi maşallah. Hülya Hanım ki... beyin dalgalarını görüyorsunuz şu anda. Gördüğünüz gibi gayet karmaşık. Bunun sadece çok hızlı hareket çizdi. Ediyor. Bak çok hızlı hareket ediyor. Bunu bir el alıştı mı? Anladım. Hızına bu çok hızlı hareket ediyor. Tebrik ederim. Bunu ya benim... yapmak da ayrı bir şey. Müsaadenizle. Yap canım. Yap tamam. Canım. Buyur. Gel canım gel. Sağa doğru. Kımıldama. Sağ. Nefes alma. Buyur. Üç yaşındaki çocuğun eline versen
Ama bunu ben de yamuk yamuk yazarım. Düz yaz bakayım. Düz yaz ne demek ya? Düz çizgiler. 100 metredeyiz müsaadenle. Ne olacak ki? Tamam düz çizeyim al. Düz çiz. Ne yapacağız? Öyle değil yazacağım. Ne yazacağım? Ne yazacağım? Acuna çiziyorum. Devam düz çiziyorum. Et. Düz çizmek acuna zor değil. Acuna devam et. Al düz çizdim. Acuna devam et. Acunu düz çizgiler. Düz müz demiyorum. Ben acun yazacağım. Sen Hülya. Kimin tamam. Yazısı daha güzel bakacağız. Tamam. Kim buyur. Daha iyi kullanıyor anlarız. Buyur. Buyur. Konuşmayacaksın, nefes almayacaksın. Evet, ne, sen de güldürme. Evet, başlıyorum. Ne nedir? Tamam. Tamam. Bu ne ya? Bekle. Ay. Ortadan geçeceksin canım, ortadan. Ya sen karışma bana. Bu ne? Ay korku filmi gibi. Korku filmi ben gibi. Ben korku filmi teması istiyorum. Korku filmi gibi. Yazdı. Vallahi yazdı. Tamam. Yaz bakalım. Evet. Yaz bakalım, başla. Seni 10 dakika bekliyorum ya. Fark etmez. Hülya yaz bakalım hadi. Şu çizgiler bir kaybolsa. Tabii. Daha deniyorum. Tabii. Hata yapmak istemiyorum. Başlıyorum. Tamam başla. Yaz bakalım Hülya. Yazacağız herhalde. Ne yapıyor şu an Hülya? Arkada bir şey yapıyorlar. Ya ben yapmıyorum onu. Tamam temizleyin abi. Komple temizleyebiliyor musunuz? Baştan başlasın. Baştan gülelim. Açın ışığı açın. Açın ışığı komple. Yak ışığı tamam. Şimdi kapatıyoruz değil mi? Evet. Tamam. Al bak tertemiz bir sayfa sana. Hadi güldür bizi. Hülya yazıyor şimdi bakın. Bak. Bak. Aa ördek mi o? Ortalayamıyorum. Farkındayız. Gül. Ha evet. Ay şu ışık yanınca çok iyi. Bir dakika başlıyorum. Başla. Başla. Ay başlıyorum bir dakika. Tabii. Şunu ayarlayamıyorum. Farkındayız. Acun. Yemin ediyorum bak seni çok kötü yaparım şimdi. Bir dakika dur. Ya abidim ne işler açtın başımıza? Bir insana laf sokarken kendin yapabiliyor ol bari. Ben sana ne lafını soktum? Düz çizemez de, yolda yürüyemez de. Al. Bu ne ya? Al. Bu ne ya? Arkadaşlar. Bir de hızlı yazacağım. Ü nerede ya? Ü nerede? Ü geçti, yazdım nerede onu. Nerede Ü? Vallahi yazdım, al. Ü yok. Al. Bir de hızlı yazdım. Neyse, ışığı yakalım. Hızlı yazdım bir de. Hatta imzamı da atayım, hızlı. Dur. Zaten. Çok zormuş. Gerçekten çok zormuş. Evet. Yani bu şunu, ışığı, değdiğin yer çiziliyor çünkü. Çok dengeleyemiyorsun zor. Yani. Evet. Gerçekten yani bu performans çok farklı bir performans oldu. Yani yarı finalde de çok, Abidin şaşırtmıştın zaten herkesi. Finalde de çok şaşırttın. Evet efendim. Beklenmedik bir performans diyebiliriz. Yani herkesin kafasını karıştıran bir görüntü vardı sahnede. Ben çok başarılı buldum. Umarım izleyiciler de çok başarılı bulmuştur. Yani bana göre yani hedeflerde bir yerlerde gezebilirsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Peki sevgili seyirciler bir kez daha hatırlatıyoruz. Abidin Yurdakul yeteksiz siz Türkiye'yi kazansın diyorsanız Abidin yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Abidin ve çocukları için oy kullanmak isteyenler, Türkiye'nin yeteneği onlar diyenler Abidin yazıp 1890'a SMS gönderebilir. Teşekkür ediyoruz. Alkışlar oluyoruz. Değerli izleyenler, şimdi sırada final heyecanında Konya'dan bir grup geliyor. Grup Kaşık muhteşem performanslarıyla sizlerle birlikteler.
günde 10 saat çalışıyorduk. Hepimiz çabaladık, uğraştık. Final için tamamen hazırız. Evinde kaşık kapan herkes ekran başına. Bizim kimseden bir çekindiğimiz yok. Hak eden kazansın. Grup Kaşık Çiçeği'nin oy kullanmak istiyorsanız, Türkiye'nin yeteneği Grup Kaşık diyorsanız
Kaşık yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz sevgili seyirciler. Evet, grup Kaşık için oy kullanmak isteyen seyircilerimiz Kaşık yazıp 18.90'a SMS gönderebilir. Çocuklar, yani katıldığınız ilk turdan beri bence kendi yörenizi en güzel şekilde temsil ettiniz. Buralara kadar bileğinizin hakkıyla geldiniz. Finalde de hiçbir şekilde size güvenilenleri mahcup etmediniz ve çok güzel bir şov sergilediniz. Çok çok tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkürler. Teşekkürler. Yani çok arkadan şu yüzlere baktığın zaman hepinizin yüzünden temizlik akıyor. O kadar da güzel bir şeyle ilgileniyorsunuz ki işte sizi buralara kadar taşıdı, Türkiye ile tanıştırdı. Ne kadar güzel olmuş, siz de yeteneksizsinize katılmışsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün olan her şey zaten sizin sayenizde. Ben gayet başarılı buldum. Tabii kazanır mısınız onu bilemeyiz, zor ama bence gayet iyi bir ekipsiniz. İyi yolda gidiyorsunuz bence de. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, bir kez de hatırlatıyoruz. Grup Kaşık, Yeteneksizsiniz Türkiye'yi kazansın diyorsanız Kaşık yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Grup Kaşık için oy kullanmak isteyenler Kaşık yazıp 18.90'a SMS gönderebilir. Çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla. Sağ olun. Bir şey diyebiliriz biz daha. Özür diliyorum. Yarın finalde unuttuğumuz, selam gönderemediğimiz çok önemli insanlar var da. Sayın Başkanımız Serdar Kalayca, Muhittin Güzel Kız Lisesi'ne, bizim oraya İsmail abi ve Hamdi abi selam söylüyorum. Bizi destekleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. İyi akşamlar. Gece gündüz hayal kurar. Yeteneksizsiniz'in final bölümünde şimdi gelecek arkadaşlar. Gerçekten başarılı. Hatta birkaç keresinde de dekoru yakıyorlardı. Evet, yakıyorlardı dedim. Anladınız tahmin ediyorum. Karşınızda final performansıyla Firestorm. Finale yani iddiamızı devam ettiriyoruz. Yürüdük, emekledik, koştuk, şimdi uçmaya geldik. Yani hepsi, herkes değerli, çok değerli insanlar ve çok yetenekli ve iyi şov yapıyorlar. O yüzden buradalar. Herkese saygı duyuyoruz ama iddialıyız.
Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Evet sevgili seyirciler, hemen hatırlatıyoruz. Firestorm için oy kullanmak isteyenler Fire yazıp 1890'a SMS gönderebilir. Türkiye'nin yeteneği Firestorm diyorsanız, onlar kazansın diyorsanız yeteneksizsiniz Türkiye'yi, Fire yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Yani finalde şunu söylemek lazım herhalde ki herkes kendi işinin gerçekten erbabı diyebilirim. Çünkü her dalda çok önemli, çok yetenekli ve farklı yarışmacı grupları görüyoruz biz. Ya bu grup da onlardan bir tanesi. Kendi dalının finale geldiğine göre zaten en iyilerinden bir tanesi. Ya gayet başarılı bir gösteriydi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Uzaktan bakıldığında çok hoş bir görüntü oluşuyor. Ateşle oynama derler ama siz bayağı ateşle oynuyorsunuz. Yani belli ki bunu keyifle yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Allah size akıl fikir versin. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Teşekkür ederim. Evet, bir kez daha hatırlatıyoruz. Firestorm için oy kullanmak istiyorsanız Fire yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Yeteneksizsiniz Türkiye'yi Firestorm kazansın diyorsanız Fire yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Yeteneksizsiniz final bölümünde muhteşem performansıyla, buzdan performansıyla karşınızda Nahit abimiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili seyirciler, Türkiye'nin yeteneği Nahit Yılmaz diyorsanız, oy kullanmak istiyorsanız hemen Nahit yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Nahit Yılmaz için oy kullanmak isteyenler Nahit yazıp 1890'a SMS gönderebilir. Yaptığınız iş hiç kolay bir şey değil. Sanki evet. Biraz daha mı uzun olmalıydı gibi aynen geldi ama. Aynen öyle de. Normalki şovlarda biliyorsunuz aşağıda biraz hazırlık yapıyorduk. Bugün şöyle bir şey istedik. Bu sanatı nasıl bir şey tanınsın diye biraz zamanı uzattık. Eğer seyircilerimiz de sıkıldıysalar bundan dolayı kusura bakmasınlar. Tabii ki çok emek isteyen aynen öyle işler yani. Bunlar. Evet, evet. Bayağı emek isteyen. Siz orada üşüyor musunuz yoksa terliyor musunuz? Terliyorum. Çok merak ettim. Şu an terliyorum yani. Nait Bey ben de çok farklı düşünmüyorum. Gerçekten çok zor ve emek verilmesi gereken bir iş yapıyorsunuz. Yani, teşekkür ederim Sergen. Kolay bir iş değil. 30-35 sizi yani. Bir de seyrediyoruz sizi çok çok zorlanıyorsunuz sahne yaparken. Bir hem çabuk yapmak hem bir an evvel Sergen bitirmek. Mi? Seyircilerimiz de görsün dedik. Ondan dolayı böyle bir şey seçtik. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Anlatmadık. Rap konusunda gerçekten de finale kadar geldiler. Şimdi final heyecanı onları sardı ama inanın bana onların başarılı performansları sizleri çok etkileyecek. Karşınızda Karagöz ve Hacivat. Yarı final performansınız bence bu yarışma içerisindeki en iyi performanslardan bir tanesi olduğuna inanıyorum. Senle sonrası birçok dostu ekarte. Ettiği yeri şimdilerde vurgun kalpte cenaze. Kepaze eder bir gün vicdanının sancısı. Böyle derin duygularla aşk hayata saplanır. Yarışma içerisinde tabii ki de zorlu rakiplerimiz var. Ama hiç kimseye tevazu göstermeyeceğim. Biz de zaten iyiyiz. Sağdan sola eğlenmeye sağdan geldik. Sağdan sola hey, sağdan sola hey. Hacivat Karagöz. Hey, hey. Welcome everybody to the Wild Wild West. Hey. Sen de tanrı konumu ben de tipten aktı fame. Ellerimde şöhret olsa dahi benden aktı değil. Birden aktı kaleme beyin hayat kurulu game. İftiralar attı hem de benim gibi bir aktiviste. Çıktım karşısına canımla geri viteste. Dinini beste kimse bizle kapışamaz bu pistte. Hiç de gelme aptal olma sıçtın oğlum git temizle boğum. Çok var yolu yolu daha çok var. Bass drum nefesimi sağlıyoruz. Uzaklaş izle bizi olduğundan uzakta. Kal yerinde çok konuşma kendin ol ve sus aptal. Çok var yolu yolu daha çok var. Bass drum nefesimi sağlıyor. Uzaklaş izle bizi olduğundan uzakta. Kal yerinde çok konuşma kendin ol ve sus aptal. İstanbul eli kaldır. Hadi 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 eğlenmeye geldik hep beraber. Elleri görelim, hey. Elleri görelim, elleri görelim. Herkes lütfen. Hacivat Karagöz İstanbul. Hey, hey. Şimdi başlıyoruz. Hey. Yok et beni, bu da yeni görevi. Yine bitti vakit, aga roket dilim. Kafiye cephenize roket dilim. Ama sarmıyor siz bize. Rakip benim, hep ara bul beni ve de hep. Hep filozof oluyor, hiç sonu yok. Çok soru soruyor da hep afra tafra. Ekibimin hayatı sokakta aptal. Sakal hoşuma gidiyor, suçla beni. Hadi tekrar başa sar. Sonuçta beni. Sizler kişiliğe gidip usta değil. Ama bizdeki yeteneğin üçte biri. Dur, bu vokale ses ver. Beni dinle, hepimize bakıyor birçok yer. Kom gel bul, makine yatak bele gel. Burası bu başarını kapat, yeter son ver. O vokale yol ver. Beni dinle, hepinize basıyor kanter. Kom gel bul, makine yatak hele sen. Bu sesimi kapatamaz, her gene son ver. Dur, bu vokale
Çok gel kop gel dur. Makinamı tertelesen. Bu kemiği kapatılmaz her yere son ver. Döller şimdi bu benim sıra. Kafamı bir takıyorsam gelir sıran. Homie uçaksa var dilim etmişse bol seni çok ısıran. Köle yok pusulan tabi korkama tay. Evde deneme bunu yine bana sor. Kanlı bir sancı bu ekibine telepil. Hafta sonum hadi ekibin ekibine post. Hey bu kemiği kapatılmaz her yere son ver dur. Hacivat Karagöz İstanbul. Eli kaldır hadi İstanbul. Teşekkürler. Son 2, 3, 4. Dur bu vokale ses ver be. Nedenler hepimize bakıyor birçok yer. Top gel vur. Makineye tak bele gel. Burası ko o çeneni kapat yeter son ver. O vokale yol ver be. Nedenler hepimize bakıyor birçok yer. Top gel vur. Makinamı tat hele sen. Bu çenemi kapatamaz her yere son var. Pace Hacivat Karagöz İstanbul. Arkadaşlar final olduğu için son bir istek, bir tek bir istek. Herkes eli kaldırabilir mi? Lütfen. Herkes, herkes. Yanındakini uyar kaldırmıyorsa. Yanındakini uyar, uyar. Evet işte bu. Çok şimdi iyi, yavaş iyi. Yavaş sağdan sola yapıyoruz. Çok iyi. Çok iyisiniz, siz busunuz. Çok iyi. Bravo. Bilenler şimdi başlıyoruz. Çok iyi. Dersiniz. Çok iyi. Hey, hey. Gel öyle durma Türkçe Türkçe rap'e gel. Anahtar elinde hip hop bir bomba. La 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 la. Kulakları tıkama. Gerçekten bir mikrofon. Hip hop bir bomba. Gel öyle durma Türkçe Türkçe rap'e gel. Anahtar elinde hip hop bir bomba. La 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 la. Kulakları tıkama. Gerçekten bir mikrofon. Hip hop bir bomba. Helal size. Hey. Çok teşekkürler. Evet, Stüdyo 21 için bir alkış alabilir miyiz lütfen? Çok özür dilerim. Hacivat Karagöz'ü destekliyorsanız, yeteneksizsiniz Türkiye'yi kazansınlar diyorsanız Hacivat yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Hacivat Karagöz için oy kullanmak isteyen seyircilerimiz Hacivat yazıp 1890'a SMS gönderebilir. Ya artık rapçi oldun tabii ki sana soracağız. Rap'i madem yapıyorsunuz, sizin kendi şarkınız mı? Evet. Hepsi tamamı bizim. Hepsi? En sondaki bölüm hariç ve ilk baştaki Tupac hariç. Yani girişte anladım. Çıkış hariç, ortadaki iki şarkı bize ait. Anladım. Oraları artık Acun analiz edecek. Arkadaki arkadaşlara da tebrikler. Onlar da çok gayet çok uyumludular. Çok teşekkürler onlara. Canlı müzik ve siz önde rap yap. Yani gayet güzel. Yapanların arasında en iyileri olarak sizi düşünüyorum kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ama bu yarışmaya katılanlar içerisinde yanlış anlaşılmasın. Ben de başarılı bir ikili olarak görüyorum ama tabii biliyorsunuz Türkiye'de rap belli bir kesime hitap eden bir müzik dalı. O yüzden işiniz biraz sıkıntılı olabilir diye düşünüyorum. Yoksa ben de Hülya gibi düşünüyorum. Yarışmadaki en önemli ikilisiniz bu dalda. Bence gayet başarılı buldum. Bence bu yarışmada Türkçe rap'in finale kalması bile bizim için çok büyük bir başarı. Evet yani arkadaşlar ilk çıktığınız günden beri hep bir farkınız vardı. Ve bunu hep hissettirdiniz. Yani gerçekten yeteneklisiniz. Hiç tereddütüm yok. Bu akşamki Tupac Shakur'lu başlangıç için de çok teşekkür ediyorum. Yani onu bir jest olarak alıyorum. Gerçi Dr. Dre'li bölümleri dinledim ama olsun devamını hissettim diyelim. Onun dışında gerçekten Türkçe rap söyleyip finale gelmek o kadar çok yarışmacı geçtiniz ki gerçekten bana göre gönüllerin şampiyonu oldunuz. Yani çok rap dünyası için söylüyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Yani ben bugün kendime kalsa ve kendim karar veriyor olsaydım sizi bu yarışmada emin olun ilk 4-5'in içinde görmek isterdim. Ama tabii ki SMS'ler karar verecek. SMS'lerin sonucunda artık öğreneceğiz ne olacak. Çok güzel şarkılar söylediniz. Her seferinde başka şarkı söylemek çok zor bir şey. Bunu da başardınız. Aynı şarkıyı da söyleyebilirdiniz aslında. O sizin tercihiniz ama yeni besteleri çıkarıp onları da söylemek o da çok güzel. Tebrik ediyorum valla. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, bu arada hemen tekrar hatırlatıyoruz. Hacivat ve Karagöz'ü destekliyorsanız sevgili seyirciler Hacivat yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz.
Hacivat ve Karagöz için oy kullanmak isteyen seyircilerimiz Hacivat yazıp 1890'a SMS gönderebilir. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sadece bir ricamız olacaktı. Kadir arkadaşımız gelebilirse acaba. Size nacizane bir hediyemiz var diyelim. Çok sevinirim. Bizim de Hacivat Karagöz albümümüz bir yıl önce yapmıştık. Size getirdik birer tane. Sağ olun. Ben biz teşekkür ediyoruz. Zevkle dinleyeceğim. Peki. Çok çok güzel. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Değerli misafirler, şimdiki arkadaşlarım Yeteneksizsiniz tarihinde daha önce hiç denenmemiş bir şey denemişlerdi ve çok da başarılı oldular. Finale kadar geldiler. Final heyecanında sizlere muhteşem şovlarıyla karşınızda Game of Gölge. Finalde yine bütün bedenini kullanarak kız kulesi yapacağız. Eyfel kulesi yapacağız. Yine Eyfel kulesi eşliğinde romantik bir yemek. Diğer yarışmacılar da gayet başarılı. Ama bizim farkımız daha önce yapılmayan bir şey yaptığımız için diğerlerine göre avantajımız var. Gölgelerin gücü adına güç bizde artık! Bizde. Neydi abi? İsim? Game of Gölge. Ya bu ne ya? Böyle isim mi olur ya? Onu biraz düşünseydiniz üstüne ya. Esprisi ne? Esprisi yok. Yok. Öyle belli ki. Yarısı Türkçe. Öyle de efendim, öyle de yarısı Türkçe. Abi olmaz. Olmaz. Espri olmuş. Ama olmamış. Bana malzeme olmuş. Başka bir şey olmamış. Komik işte, komik. Komik. Evet. Anlayana. Tamerhan Akaraca 1,5 boy, 1 numaralı beyefendi ise 4 boy sonra koşuya başlarken iç kulvardan 3 numaralı Akaraca geliyor. En düşük kulvardan 2 numaralı yaşında atakları var. Yarışın son metresi kritik bir bitirişle sonuçlanıyor. Malazgirt koşusu. Evet sayın yarışseverler, kim kazandı? Borazan. Borazan sesim be. Borazan benim değil mi? Aa evet. Nerede benim borazanı? Boynumda. Evet boynumda. Hadi çal. Çalayım değil mi Ramazan? Çal. Hoppan Gangnam Style. Gangnam Style. Hop 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 hop. Hoppan Gangnam Style. Gangnam Style. Hop 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 hop. Hoppan Gangnam Style. Ramazan. Ya. Ne çalayım? Oynak bir şey çal. Olur peki. Ya
stuck in the clouds. She begs me to come down, says, boy, quit fooling around. I told her I love the view from up here. Warm sun and wind in my ear will watch the world from above as it turns to the rhythm of love. We may only have tonight, but till the morning sun, you're mine, all mine. Play the music low and sway to the rhythm of love. Like a drum, a guitar string to the strum, a beautiful song.
Evet sevgili seyirciler, Game of Gölge Türkiye'nin yeteneği diyorsanız, yeteneksizsiniz Türkiye'yi Game of Gölge kazansın diyorsanız, Gölge yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Evet, Gölge yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz diyorum ve Hülya sana sözü veriyorum. Gerçekten gölgeyle ilgili yapılabilecek ne varsa onu bize verdiğinizi düşünüyorum. Ki daha da bunun öteye gideceğine inanıyorum. Ben zaten çok beğenerek, hiç sıkılmadan izledim mesela. Çok başarılıydı. Çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Yapmaya çalıştığınız her şey yani çok %100'e yakın benzerlikteydi. Bence bu sizin yaptığınız için çok önemli. Ben gayet başarılı buldum. Yani çok güzel bir final performansı oldu bence. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Sevgili seyirciler, bir kez daha söylüyoruz. Game of Gölge, yeteneksizsiniz Türkiye'yi kazansın diyorsanız, Türkiye'nin yeteneği Game of Gölge diyorsanız, Gölge yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Biz de Game of Gölge'yi alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Herkese selam. Değerli seyirciler, şimdi karşınızda Almanya'dan gelen bir ziyaretçimiz var, bir misafirimiz var. Final heyecanında ortalığı kasıp kavuracaklar, inanın bana öyle böyle bir şey değil. Karşınızda çok sert adam ve arkadaşları Tekin Doğan. Biz dünyada savaş istemiyoruz artık. Biz savaşçılar, dövüşçüler bunu başarırsak bütün dünyada birbirine tutulsun, bunu başarsın. Hadi! Hadi! Rakipleri hepsi iyi. Hepsi kendi çağında çok iyi. Benim çağımda ben iyiyim. Benden iyisi yok. Ve ekibinin savaşa, silaha ve şiddete hayır konulu gösterisine hepiniz hoş geldiniz. Şen, o bir rahip. Dövüş sanatlarını sadece savunma amaçlı kullanıyor. Şen bu akşam karşınıza Shaolin savaşçısı olarak çıkıyor. Şen! Sebastian, onun adı Sebastian Kopke, namı diğer Satu, o bir demir kafa. Satu huzurlarınıza yalnız bir savaşçı olarak çıkıyor. Satu! Ahmet Usta. Efsane.
dünya onu yaşayan balyoz olarak tanıyor. Tekin Doğan bu akşam karşınıza 2200 yıllık efsanevi bir Hun kumandanı olarak çıkıyor. Tekin Doğan! Kafasıyla mı yaptı? İnanmıyorum. İnanamıyorum.
Siz Türkiye'de Tekin Doğan'ı destekliyorsanız Tekin yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Evet, Tekin Doğan için oy kullanmak isteyen seyircilerimiz Tekin yazıp 1890'a SMS gönderebilir. İstersen senle başlayalım. Vallahi seyrederken bile tüyler ürpertici bir ortam var burada. Hatta yani siz kırıyorsunuz, biz elimize ayağımıza bakıyoruz. O kadar gerçekten çok zor. Seyri bile zor bir iş yapıyorsunuz Tekin bence. Özellikle Sebastian. Sebastian'ın geçen turda da yapmıştı gerçekten. Sergen Bey, bu bir rekordun. 26 tane taştın. Bunu biz Guinness'e vereceğiz şimdi. Vallahi şimdi... Ben sizin aklınızın yerinde olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle öyle bir şey. Bu mecazi anlamda. Tabii ki. Tabii ki mecazi anlamda. Yani bunları yapmak, yapmaya cesaret etmek, ne bileyim yani başka bir şey istiyor. Başka bir ne derler, enerji mi? Başka bir hayat görüşü istiyor. Başka öncelikle. Bir şey istiyor. Evet. Ben aklım almıyor sizin yaptıklarınızı. Açıkçası. Yalnız yanınızda da sunuculuk yapan arkadaş çok Mete Düren gibi duruyor. Çok hoş duruyor. Hakikaten benziyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Diyecek hiçbir şey. Hangi birine ne diyeyim? Ne denir ki bu durumda? Beğendiğinizi söyle yeter. Beğendiğimi mi söyleyeyim?
Nasıl yani, tabii ki beğendi, yani beğenmek ne kelime? Şaşkınlıklar içerisindeyim diyorum ya ben sizin. Evet yani Tekin, her seferinde söyledik, her turda üzerine bir şey koymak dedik. Vallahi üzerine koya koya bu hale geldin işte. Bunlar normal şeyler değil, hakikaten kolay kolay da görebileceğimiz şeyler değil. Büyük renk kattınız hep beraber yarışmamıza ki bunun tabii ki lokomotif hep sen oldun. Tebrik ediyoruz. Ve bir kez daha hatırlatıyoruz sevgili izleyiciler. Tekin Doğan destekliyorsanız ve Yeteneksizsiniz Türkiye kazansın diyorsanız Tekin yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Tekin Doğan için oy kullanmak isteyen seyircilerimiz Tekin yazıp 1890'a SMS gönderebilir. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Buradan selam Süleyman kardeşime. Değerli misafirler, şimdi karşınızda gerek zekasıyla gerekse dansıyla gerçekten de başarılı bir arkadaşımız geliyor. Final heyecanı tüm hızıyla devam ederken karşınızda Sertaç! Yarı final gösterisi benim için iyi bir tecrübeydi. Türkiye'de böyle bir şeyi deneyen ilk insan olmak da benim hoşuma gitti. Hazırladığım gösterinin finale layık olduğunu düşünüyorum. Benim için yine güzel bir gösteri olacak. Hem de Türkiye'ye böyle bir şovu izletmek de çok hoşuma gidecek. Umarım herkes beğenir. Yeteneksizsiniz'in finalinde Sertaç var gene muhteşem bir gösteriyle bizlerle birlikte. Yani bir önceki turda iki kişi gelmişti kendinden bir tane. Şimdi bayağı kalabalıklar. Bayağı kalabalık, çeşit çeşit şeyler var. Öncelikle hoş geldin. Ne oluyor lan? Aramızda bir elektrikler mi oldu sanırım? Bizim aramızda elektrikler mi? Bilemiyorum artık. Hay! Hay! Enteresan. Sertaç, bugün neler izleyeceğiz? Böyle elektrik menektrik çarpıyor adam ya. Yine güzel bir şeyler deneyeceğim sahnede. Enteresan olması için uğraştım. Hangi tür danslar? Karışık yine. Karışık yine. Her evet. Telden her var. Her telden var. Hem eğleneceğiz hem de coşacağız. Peki Sertaç, sahne senin. Kardeşim başarılar. Görüşürüz. Allah'ım gene yandı ya. Yanıyor oğlum bu adam. Labyrinth. Come in. We can make it.
Yolunda hanım. Sevgili seyirciler, Sertaç Türkiye'nin yeteneği diyorsanız, oy kullanmak istiyorsanız Sertaç yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Sertaç ya için oy kullanmak isteyen seyircilerimiz Sertaç yazıp 1890'a SMS gönderebilir. Finallerde herkese iyi yorum yapmak tabii şaşırtmasın kimseyi. Çünkü herkes kendi dalında çok başarılı. Sen de aynı şekilde. Tebrikler. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Yani ben Sertaç, ben de şöyle düşünüyorum. Birisi gelecek, tek başına dans edecek. Yeteneksizsiniz de 3 tur geçecek ve finale gelecek. Bu hakikaten, yani Sergen'le hep söylüyoruz biz. Tek başına bu işleri yapmak zor diye. Sen çok zor bir şey başardın ve finale kadar da geldin. Bence buradan sonra ne olur bilmiyorum. Tabii ki oylar gelecektir ama senin başarının boyutu gerçekten çok büyük. Sen nerede dans edersen et, ben seyrederim yani, öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Evet, bir kez daha hatırlatıyoruz sevgili seyirciler. Sertaç yayı için oy kullanmak istiyorsanız Sertaç yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Sertaç'ı destekleyen seyircilerimiz Sertaç yazıp 1890'a SMS gönderebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Seninle kulise alıyoruz. İyi akşamlar. Final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor değerli konuklar, değerli misafirler. Hakkari'den gelen bir stand-upçımız vardı Kemal adında. Şimdi final heyecanında onun son performansını izliyoruz. Finale direkt metinlerime odaklanarak hazırlandım. Ben iki tur heyecanlıydım. Her seferinde daha da heyecanlanıyorum bu heyecanın olacağını bildiğim için. Dedim ki en iyisi ikinci turdan sonra psikoloğa gideyim. Yemin ediyorum. Az önce de sahneye çıkmadan önce aradı. Dedi ki Kemal'cim dedi, sana şimdi enerji yolluyorum dedi. Yani... Bazı konularda çok daha iddialı olduğumu düşünüyorum. Bazı konularda eksiklerim olduğunu düşünüyorum. Buna artık halk karar verecek. Merhabalar. Bugün memleketten aradılar Hakkari'den. Dediler ki abi bu sefer oylama yokmuş salonda, biz rahat rahat gelebiliriz değil mi? İzlemek istiyorlar canlı canlı. Dedim ki hani o mesafeden buraya gelmenize gerek yok. Televizyonda izleyeceksiniz zaten. Olsun abi dedi, biz gelelim. İyi dedim, kaç kişisiniz dedi. Dur abi bir dakika sayıyorum dedi. Zannettim ki 10-15 kişi diyecek. Abi 750 kişiyiz dedi. Dedim ki o kadar, yani ikinci bir salonumuz yok. Şimdi ben... Hakikaten dedim ki ikinci bir salonumuz yok. Ya Acun abi ben bu sahneye o kadar alıştım ki Allah aşkına, hani çok heyecanlıyım, mutluyum da ama bunalımdayım biraz. Hani bitmesin istiyorum. Yani istiyorum ki yeni bir format bulalım. Söz formatları ben buldum bile. Haftaya bir süper final yapalım. Veya yok böyle final olabilir. Baba beni finale gönder olabilir. Ama içlerinden en sevdiğim ne biliyor musun? Favorim, bunu beğeneceksiniz. Adını final koydum, Acun'un yolu. Çünkü hakikaten bunalıma gireceğim haftaya, biliyorum yani. Haftaya haberlerde köprüye çıkmış bir manyak görürseniz o benim. Ne yapıyorsun orada? Abi sahneye çıkmak istiyorum. Oğlum daha yeni çıktın, program yeni bitti. Olsun, Acun abiyi çağırın bana. Üç evet ver, atlayayım. Bak yemin ediyorum. Şimdi burada çok eğlendim. Hakikaten burada yaşadığım anları teşekkür ediyorum. Hiçbir yerde yaşayamam, unutamayacağım da hayatım boyu. Ama asıl mevzu arkada başlıyor. Şimdi orada yarışmacılar var, geçen yarı finaldeyiz. Hani... Bu da şey gibi oldu. Şimdi benim ilk sezonum bu olmuyor ama 4 sezondur katılan var ya buraya. Artık onlar askerlik anısı gibi yeteneksizsiniz anlatıyor. Birinci turda acemiliğe denk geliyor ya. Şimdi abi ben birinci turu Edirne'de yaptım. Gerçi. Şimdi ama ben uzun dönemdim. Finale kadar gittim. Bir de kısa dönemler vardı, onlar ikinci turda gidiyordu yani. Ya yok şaka mı? Geçen hafta yarı finaldeyiz, arkada şöyle şeyler oluyor. Dansçı gruplar var. Hani ben tek başımayım, bir böyle konsantre olmaya çalışıyorum. Bir 4 kişi falan etrafımı çevirdiler. Onların da bir tavırlar var ya, check it out man falan. Abi dedi, sen 10 numarasın.
Abi sen çok komiksin, senden başkası yalan abi dedi. Hakikaten böyle şeyler yaşanıyor arkada ama asıl mevzu internette. İnternette bana mesajlar geldi. Hep böyle tebrik ederiz, iyiydiniz, sempatiktiniz, sağ olun dedim. Yine böyle kibar mesajlardan biri zannettim ama. Mesaj attı, nasılsınız? İşte tebrik ederiz falan, sağ olun dedim. Bir numaranı verir misiniz dedi. Numaranızı verir misiniz dedi. Böyle kibar gidiyor konu. Ya kusura bakmayın, veremem dedim. Allah belanı versin, inşallah elenirsin dedi. Ondan sonra, ya bak ben burada her turda finale kadar geldik, her turda babamı anlattım. Ama her turdan sonra da dedim ki ben babamı bir daha anlatmayacağım, yeter. Ama adam öyle şeyler yapıyor ki mümkün değil abi. Yarı finalden sonra hani finale çıktım, babamın ilk sorduğu soru, yani adam soru bankası gibi abi, Allah onu soru sorsun diye yaratmış. Yani adamın sorduğu şuydu, Kemal dedi, Acun Bey benle anneni finale çağıracak değil mi dedi. Dedim ki yok dedim baba, Acun abi seni Survivor için düşünüyor. Annemi de O Ses Türkiye için düşünüyor dedim. Hani annemle babam hakikaten iyi ikilidir, anlaşırlar ama bir gün birbirlerine bir düştüler. Şimdi ben küçükken 12-13 yaşında bir gece uyandım, sağ tarafım mosmor. Ertesi gün doktora gittik. Doktor dedi ki senin sağ taraf kapanmış. Ameliyat olman lazım. Peki dedik. Ameliyatı oldum. Kontrole gittik. Ben, annem, babam. Doktor dedi ki sen küçükken büyük bir darbe almışsın. Sağ taraf komple paramparça olmuş. Yani ben 15 senelik doktorum, öyle bir şey görmedim dedi. Dedim doktor bey ben hiç öyle bir darbe almadım. Yok dedi, çok küçükken almışsın demek ki, hatırlamıyorsun. Şöyle bir annemle babama baktım. Onlar şöyle bir tavana bakmaya başladılar. Belli biri düşürmüş beni. Önce babam daha benim sormama kalmadan dedi ki, vallahi dedi Kemal dedi, hiç ben karışmadım, annen seni yüzüstü betona düşürdü dedi. Babam bunu deyince annem çıldı. Dedi ki, senin baban da dedi seni kucağına alırken kollarından tuttu, kolların yerinden çıktı dedi. Babamın verdiği cevap, ama geri taktım yerine. Yani doktora falan götürmemişler yani. Ondan sonra hakikaten böyle şeyler yaşadım. Şimdi ameliyat deyince bakıyorum, bazıları bakıyor, acaba burun estetik mi diye, yok, et vardı. Türkiye'de sen yani ameliyat olup da hani burnumu beğenmediğim için yaptırdım diyen bir insan duydun mu? Duyamaz. Herkeste et var. Herkeste. Mesela gidiyor ameliyatı oluyor. Burcu, aa estetik ameliyat çok yakışmış. Ne estetiği ya, bende et vardı. Ha yani yıllardır bütün kabahat et demiyor muyuz? Vallahi bak ben burada hani kızların düşmanı değilim, yanlış anlamasın kimse. Erkeklerin de hakikaten böyle mizahı var, o tarafı var. Biz erkekler erkek ortamında hani anlatırız. Böyle hep sevgilimiz olduğunda hani biz maçoyuz, işte ben eve istediğim saat giderim, şöyle yaparım, böyle yaparım. O sıra onu anlatan kişinin telefonu çalar, aşkım yazıyor ekranda. Ama aşkım nasıl yazıyor biliyor musun? Sonunda 9 tane M var. hani maçoydun? Hani taş fırındın? Konu yine ama kızlara geliyor. Bu sizin yüzünüzden. Yani yatıyoruz, yani şimdi Murat sana bir şey soracağım diyor. Sor diyorsun hayatım. Ya da tamam boş ver diyor. Ya da tamam yani soracağım dedikten sonra boş veren, sormayan kız gördün mü? Ben görmedim. Soracak, rahat ol. Dedi ki ben senin telefonda ne diye kayıtlıyım? Aşkım diye. Kaç M var sonunda? Bir. Bir mi? Tamam. Uyu o zaman, uyu sen uyu. Uyu sen uyu. Şimdi ne alaka diyorsun? Ha, ne oldu diyorsun bebeğim, ne oldu? Ya uyu sen uyu. Ya kızım ne oldu söylesene. Burcu'nun sevgisinin telefonunda aşkım yazıyor. 9 tane M var. dedim peki ben senin telefonunda ne diye kayıtlıyım? Merve. dedim niye? Babam görüyor telefon devamlı komidinde. Sonunda ama 5 tane E var dedi. Şöyle bir şey var, anlatacağım ama su içmem lazımdı, su yok elimde, çıkmamışım. Ya benim, bir, hep aileden anlattım ama hakikaten hikaye bitmiyor. Yakala! Yani... Bunu Sergen abi sol ayağıyla yapıyordu ama... ben sağ elimle yaptım, işte. Şimdi dostlar ben bir şey... Finali böyle bitirmek istemezdim ama... konu mu bitti? Yok konu bitmedi. Aklımdan uçtu gitti. Bir yere not aldıysan 2 dakika aldım bak. Ama şimdi onu yapamam. Nasıl yapayım? Burada.
Tamam. Bak iki dakika anlatacağın hikaye olabilir ya. Sen de üç günde gösteri hazırlamışsın. Bundan daha normal ne var yani? Bakıyorum bir dakika. Bitmiş. Yok. Gerçekten bitmiş. Evet sevgili seyirciler, Kemal için oy kullanmak istiyorsanız, Türkiye'nin yeteneği Kemal diyorsanız Kemal yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Evet, Kemal Zeydan için oy kullanmak isteyen seyircilerimiz Kemal yazıp 1890'a SMS gönderebilir şu anda. Hülya. Gayet bir kere yaptığın işi seviyorsun, bunu hissediyorum. Bu bir. İkincisi, biraz daha cesaretin olsa ki olacak ileride. Haklısın, sahneye alışık değilsin. Sen baya baya bu işi halledersin. Baya baya iyi bir stand-upçı olursun diye düşünüyorum. Çünkü olayları gözlemlediğin noktalar, detaylar çok başarılı. Bence başarılısın. Teşekkür ediyorum. Sergen, daha önce de söyledik. Yeteneksizsiniz de stand-up'la katılırsanız birinci tur, ikinci tur ayrı hikaye. Yarı final ayrı hikaye ve finalde ayrı bir hikaye. Ve özellikle yarı final, ikinci tur, yarı final ve final arası çok kısa olduğu için de 3 performansı yaklaşık 20 gün içinde çıkarmanız lazım. Birçok arkadaşımız da biliyorsun zaten yarı finali geçemediler bu yüzden. Ben de gayet başarılı buluyorum. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Sevgili seyirciler, Kemal Türkiye'nin yeteneği olsun diyorsanız hemen Kemal yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Kemal için oy kullanmak isteyenler Kemal yazıp 1890'a SMS gönderebilir. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Söylemek istediğim şu var. Yani benim için en büyük ödül insanları kazanmaktı. Ben o yüzden zaten ben bu yarışmayı çoktan kazandığımı düşünüyorum. O yüzden ben gerçekten çok mutluyum ve bugüne kadar hakikaten komik olan yani Acun Medya'nın ekibi hakikaten çok kahrımızı çekti. Çok güzel şeyler yaşadık. Güzeldi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar oluyoruz. Yeteneksizsiniz'in finalinde yine Almanya'dan bir misafirimiz var. Güzel, küçük, sempatik bir hanımefendi. Daha önce bizim çok rastlamadığımız bir gösteriyle, iple gösteri yapmıştı. Gerçekten de başarılıydı. Şimdi karşınızda Berna. Finalde daha çok kendi karakterimi göstermeye karar verdim. Bayağı bir böyle dans hava akrobasi karışımı yapacağım yine. Şansım olmasaydı buraya kadar geleceğime inanmıyorum zaten. Kendime çok iyi inanıyorum ve birinci olabileceğime inanıyorum. Thank you.
my world, yeah. Evet, Berna Canbelek için oy kullanmak istiyorsanız, Türkiye'nin yeteneği Berna diyorsanız, Berna yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Berna için oy kullanmak isteyen seyircilerimiz, yeteneksizsiniz Türkiye'yi Berna kazansın diyen seyircilerimiz, Berna yazıp 1890'a SMS gönderebilir. Berna, ilk turdan beri gerçekten herkesin çok dikkatini çekiyorsun. Yani bu çok kolay bir iş değil. Gerçekten yetenek isteyen bir iş. Ben çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bu akşamki performans da gayet başarılıydı. Ancak bir şeyi hiç kullanmadın, o dikkatimi çekti yalnız. Yarı finalde kullandım diye. Finalde daha çok aşk hikayesi, hikayesi yaptım. Yok, oyunculuk falan, oyunculuk falan gayet iyiydi. Yani o duyguyu verebiliyorsun. Mutlaka oyunculuğa da bir yeteneğin olduğu gerçek. Seni zaten biliyoruz, tanıyoruz. Bana göre gayet iyi bir performanstı. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde şu anki görüntüm bile çok hoş görünüyor açıkçası. Bu daldan, bu branştan keyif alan insanlar için çok başarılı bir gösteriydi. Kullandığın müzikler çok keyifli, çok başarılı. Ben zaten beğeniyorum, biliyorsun. Teşekkür ederim. Peki bir kez daha hatırlatıyoruz. Berna için oy kullanmak isteyenler 1890'a Berna yazıp SMS gönderebilir. Yeteneksizsiniz Türkiye'yi Berna kazansın diyorsanız, Berna yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Berna'ya da çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sevgili izleyiciler, değerli misafirler, İzmir'den misafirlerimiz geliyor. Final heyecanı gittikçe artıyor ve onlar her geçen gün final heyecanının arttığı gibi kalabalık olarak gittikçe artarak geliyorlar. İşte karşınızda Grup Dir. Yarı final performansından biz çok hoşnut kaldık. Elektriğimizi seyirciye geçirdiğimizi düşünüyorum. Yine sürprizlerimiz var final için. 60 kişilik bir kadroyla geldik. Dansın, ritmin, müziğin hepsinin bir arada olduğu. Bizim bunu sergilerken çok eğlendiğimiz bir performans olacak. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. I learned how to carry on. Döndüme, hey, geldim şimdi. Bugünü aslında nasıl sabırla bekledim bir. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek. Geçmişi senden geri almak, bütün ümidimdi olmaz artık. Kapı açık, arkana dönmeyecek o. Bir zamanlar sen de bana acımadın. Yalnız kaldım, kırmadım, ayaktayım, o yaşadım. Yaşıyorum, başım yukarıdan meydan okuyorum. Hayata ve sana gönlüm dalıyor aşkla. Barıştım bak hayatta, başladım ve size başlayın yaşamaya. Thank you.
Spider.
Evet sevgili seyirciler, yeteksizsiniz Türkiye'de. Grup Dir'i destekliyorsanız Dir yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Evet, Grup Dir için oy kullanmak istiyorsanız, Türkiye'nin yeteneği Grup Dir olsun diyorsanız Dir yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Evet Sergen. Vallahi grup derken bu nasıl bir grup çözemedim henüz. Kaç kişiyiz bu akşam? 60. 60. Çok güzel. Yani çok farklı farklı danslar seyrettik, öyle değil mi? Herkes kendi dansını yaptı. Yalnız ben finalde şunu görüyorum özellikle. Yani her çıkan yarışmacı kendi dalında öyle işlere imza atıyor ki. Yani gerçekten yarışmayı kazanmak için büyük bir çaba görüyorum. İşte bir grup 60 kişi geliyor, bir grup tek geliyor birisi ama onun yaptığı gösteri de mesela mükemmel oluyor. Yani bu sene öyle inanılmaz bir final savaşı var gördüğüm kadarıyla. Ya ben bile çok merak ediyorum bu yarışmayı kimin kazanacağını. Yine çok kalabalık, çok görkemli. Kıyafetler falan çok güzel. Gerçekten sahneye yakışan bir ekip. Çok hazırlanmış, uyumlu. Valla söylenecek hiçbir şey yok. Bana göre gayet başarılı yani. Hiç eleştiri yapacak durumda değiliz arkadaşlar. Abi teşekkür ederim. Kostümler dahil her şey dediği gibi Sergen'in çok özenilmiş. Ben de onu düşündüm sizi seyrederken. Gerçekten emek verilmiş ama bu emeklerin boşa gittiğini hiç düşünmüyorum ben. Hiç boşa gitmiyor. Valla her şeyinize sağlık olsun diyorum. En güzeli o. Teşekkür ederiz. Evet bir kez daha hatırlatıyoruz. Grup Dir için oy kullanmak istiyorsanız sevgili seyirciler Dir yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Grup Dir'i destekleyenler Dir yazıp 1890'a SMS gönderebilir. Çok çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kulise alıyoruz size. Yeteneksizsiniz de final bölümünde karşınızda bir barmen var. O finale kadar çok azimli, çok başarılı geldi. Hakikaten bu iş için ömrünü adamış desek yeri. Ve karşınızda Ali Alkan Çömlek. Yarı final çok güzel geçti. Gam Gam Style geldi park. Ona da show yaptık. Çok eğlendik. Finalde elimizden geldiğince güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Sürprizler bekliyor seyircileri. Bugün rekor denemesi falan var mı? Merak ediyoruz. Alevli malevli bir şeyler var. Böyle provada ağzına sokup söndürmeyi denedin onu. Onlar da mı var sende? O dün provada ağzım yandı. Bugün sokmayacağım. Zürafa mürafa da toplatmazsın. Sen mermer de kırmazsın. Aa bir şey... Bak neyi kırmak yakalım dedin. Ağzından kaçıyordu. Tam güzel sakın bir güzel bir sürprizi var. Muhteşem bir gösteri yaptığı bir yer var. Tabii ki de her şey çalışılmış. O yüzden de çocuklar sakın öyle şeyler denemesinler. Evet, denemesinler. Ama hakikaten çok başarılı, muhteşem, zevkli bir performans bizleri bekliyor. İnşallah, Ayakta, teşekkür kardeşim, ediyorum. Sonsuz başarılar. Marmaris'e saygılar, sevgiler. Çok teşekkürler. Öbür Sapanca'ya da, Sapanca'ya, Sapanca'ya da. Sapanca'yı unutmayın. Hadi, hadi, Thank you.
Mira que tú estás rica. Mira que tú estás rica. Yo vengo para lo mío, la dejo como un día, no gusta lo frío. Pásame la boca, que joda cigarrillo, tú sabes que yo soy Armando Lío. No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera. No soy jundivo, pero mami, dame más, más madera. Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalo siempre. Evet sevgili seyirciler, yeteksizsiniz. Türkiye'de Ali Alkan çömleği destekliyorsanız Ali yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Ali Alkan çömlek için oy kullanmak isteyen seyircilerimiz, yeteksizsiniz Türkiye'yi o kazansın diyen seyircilerimiz Ali yazıp 1890'a SMS gönderebilir. Sergen senle başlamak istiyorum. Evet. Gerçekten güzel bir gösteriydi. Zaten yeteneğin artık çok ortaya çıktı programlarda diye düşünüyorum. Gayet başarılıydı. Teşekkür tabii ederim Sergen Bey. Vallahi Ali, sen şu anda bu gösteri dalının son noktasındasın. Daha ilerisi artık ne olur bilemiyorum ama son noktasındasın, onu hissediyorum. Artık bundan sonra bu gösteri dalı seyirciye ne kadar geçiyor onu öğreneceğiz. Birinci de olsan, onuncu da olsan bu senin yeteneklerinle alakalı bir durum değil. Senin gösteri yaptığın dalın seyirciye geçen enerjisini beraber ölçeceğiz. Yoksa bunlar hakikaten normal hareketler değil. Biz çok barmen gördük. Özellikle Hülya ile ilk iki sene çok barmen şov gördük. Bunları görmedik ama. Sen de göstermiştin ama bunları göstermemiştin. Sen acayip şeyler yapmaya başladın. Bu işte yani çok başka yerlere gittin. Bugün resmen artık güzel bir rezital yapayım dedin. Ve finalinde güzel yaptın. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Her şey aklına gelirdi de açıkçası barmen şovun finale kalacağı hiç aklıma gelmezdi. 4 senedir edindiğim tecrübe ye göre bu programda. Bu da ayrı bir başarı. Onu da bir dipnot olarak geçmek istedim. Hülya Hanım, Türkiye her yıl gelişmekte olan bir turizm ülkesi. Ve on binlerce barmen var Türkiye'de. Bu işin gerçekten ben bir yerlere gelmesini istiyorum. Bizim camiamıza da, servis camiasına da küçücük bir tırnak ucu kadar bir bu mesleğe saygı kazandırabildiysek, biraz da ilgi kazandırabildiysek ben zaten amacıma ulaşmış oluyorum. Buradan bütün barmenlerden de desteklerini esirgememelerini istiyorum.
Evet, bir kez hatırlatıyoruz. Ali Hakan Çömlek için oy kullanmak istiyorsanız Ali yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Yeteneksizsiniz Türkiye'yi o kazansın diyorsanız Ali yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Tebrik ediyoruz ve seni de kulise alıyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sevgili izleyiciler, final heyecanında muhteşem bir grup daha geliyor. Karşınızda Hakan Çankaya ve ekibi. Yarı final umduğumuzdan daha güzel geçti. Daha güzel tepkiler aldık. Eğil biraz. Eğildim başım. Yüzünü çök çök. Hadi devam çektim et. Başım. Devam öyle et. Mi? Ne yapıyorsun? Devam et. Ne yapıyorsun gelin oğlum? Ne yapıyorsun? Finale bugüne kadar yapılmayan bir gösteriyle geliyoruz. Farklı bir koreografiyle geliyoruz. Arkadaşlar bir dakika ya. Arkadaşlar Şirine'ye giren oldu mu acaba ya? La yoksa Şirine'yi kaçırıp 39 yerinden bıçaklayıp gözlerini kaşıklayıp suratına kızgın yağ döküp acaba çarılıkları mı attılar? İnsanın aklına her şey geliyor arkadaş ya. La oğlum ne var la orada? Dur bakalım bir bakalım arkadaş. Üzüm pekmezli tayin, vay maçım! Recep Şirin, kolpaçına Şirin'in yatağında kıpırdılar. Allah aşkına aç bakalım kimmiş le? Ne var la burada? Yaz kızım, 200 torba çimento. Yirmi kamyon Şirin çileği. Bir torbada mantar. Mantar çok önemli bak. Mantarın kardeşlerim sizler mi geldiniz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Zeki! Zeki oğlum! Geliyorum ben! Geliyorsun ben! Zeki oğlum tükür şunları suratına. Memnuniyetle! Ops. Ben Şirin Baba'ya söylemeye gidiyorum arkadaş. Sabotaj, rezalet. Şirin Baba, Allah. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Allah belanı vermesin kız. Ben sana demedim mi hani burası en sessiz yerdi. Kimse burayı bulmazdı. Dur bir dakika bak. Ben halledeceğim. Şirin kardeşlerim, Şirincik. Şimdi öncelikle Şirin Baba, yani babam bunları biri duyarsa yemin ediyorum hepimizi iptal eder acı. Bu gitti söylemeye. Ben çok ince bir insanım yani. Bu tür şeylere katlanamam yani. Bu nedir ya? Bu ne? Şirin Tepe çocuğuyum ben. Ne olacak ki? Oh. Hepinizin var ya hepinizin. Ben gidiyorum arkadaş. Gel kız buraya. Bana bak Sarıçı. Sen gel bakalım böyle. Kızım sağ kaç kere dedim mahallenin orta yerinde şu pomponunu sallama diye ya. İlgi çekiyorsun arkadaş. Beni katil mi edeceksin ya? Beni katil mi edeceksin arkadaş ya? Kavga yapmayın. Aa, Şirin Baba geldi arkadaşlar ya. Aa, Şirin Baba. Şirinler, sizinle konuşmam gereken konular var. Şöyle çekin oturun bakalım. Çekelim Şirin Baba. Sanki bir kişi eksik gibi. He biri eksik galiba Şirin Baba'ya. Gelsin nerede? Oh. Neredesin oğlum sen? Neredesin koçum ya? Şirin Baba'yı bekletiyorsun ya. Neyse tamam. Şimdi Şirinler. Öncelikle Şirinler iyilik yapmayı
kötülükten uzak durmayı öğrensin. Biri size kötü söz söylerse ondan uzak durun, arkanızı dönüp gidin. Şimdi Şirin Baba, ben seni herkesin içinde küfür etsem sen bir şey demez misin ya? Hayır, çünkü ben Şirin Baba'yım. Deneyelim mi Şirin Baba? Deneyelim. Tamam. Gördünüz mü? Hiç hissetmedim. Şirin Baba, vallahi helal olsun pes. 35 senelik Şirin'im ama senin gibi seni görmedim vallahi. Helal olsun sana, helal olsun. Gelelim ikinci konuya. En az hepiniz 5 çocuk yapsın. Ya Şirin Baba, 5 çocuğu kiminle yapacağız? Köyde bir tek Şirin'i... Şirin'i? Şirin Baba ya, Şirin'e yazık değil mi ya? Topu topu köyde 99 Şirin'iz, tek bir tane Şirin var. 5 çocuk yap diyorsun, 495 tane bebe mi yaptın ya? Hem ayrıca Şirin Baba, sana bir soru soracağım. Sor yavrum. Tek konuyla alakası yok ama, ya bizim annemiz babamız yok mu ya? Biz yetim miyiz ya? Sizin ananız babanız yıllar önce vefat etti yavrum. Siz öksüz yetimsiniz. Biz yetim miyiz? Biz öksüz müyüz? Ben yetim, ben yetim, ben öksüz. Kusura bakma Şirin Baba ya, sen şimdi böyle acıklı konuşunca ben de böyle aniden emre abaledim, kusura bakma. Konumuz neydi Şirin Baba, sen devam et bakalım. Şimdi diğer konuda, sizin ananızda babanızda bir yavrum. Emin misin Şirin Baba? Gayet eminim. Neyse, üçüncü konumuza geçelim yavrum. Hepiniz evleneceksiniz. Kazık kadar oldunuz. Artık evlenmeniz lazım. O zaman Şirin'i hemen ben alayım. Şirin'e gelip... Aa, hayır, benim, benim. Direlim, ben alayım. Durun, durun. Bırakın o kızı. Bir izdivaç programı yapalım. Şirin'in kriterine kim uyarsa onu seçsin, onunla evlensin. Kabul. İzdivaç programı başlasın. Otur. En sonunda hiç konuşacaksın. Efendim, izdivaça hoş geldiniz. Şirin'in ilk talibi, genç kızların salgılısı Sap, pardon, Sarp Şirin geliyor. Aa, bebeğim çok sert. Aa, hatta über sert. Aa. Öncelikle Şirin Hanım'ın kriterlerini öğrenmek istiyorum. Aa, nefes alsın yeter ayol. Ops, aa çok sert oldu. Aa, olsun, adamsın, adamsın. Aa, hatta adamın dibisin bebeğim. Anlaşılan seninle kriterlerimiz uymayacak. Ben sana yo 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 bebeğim diyorum. Aa, çok sert. Lan, nefes alsın yatar dadı. Daha ne istiyorsun? Neyse canım. Elimde talip, benim çok Orhan Baba Şirin geliyor. Sevgili gönül dostları. Alkış, alkış. Aa, Şirin Baba, Şirinler aşkına Orhan Baba. Evet, evet, seni istiyorum. Sevgili Şirin, hem bana baba diyorsun, hem de evlenelim diyorsun. Sapık mısın sen? Bu şartlar altında seninle evlenemem Şirin. Hata yaptım, özür dilerim baba. Hataysız kul olmaz. Hatamla sev beni. Sevin beni gönül dostu. Neyse canım, en iyi talibi sona sakladım. Huzurlarınızda modacı Hakan Akkaya Şirin geliyor. Aslında küfürler buyursun gelsin. Çok zor değil, bu da bilirsin.
Bebeğime öncelikle şunu söyleyeyim. Yüzün çok güzel. Ama mavisin, balon gibisin. Ama oh, iğrensin. Ah, Hakan Hakkı ya. Evet, evet, bunu istiyorum, bunu istiyorum. Ben sana evet diyorum ve benim misin bebeğim? O zaman bu iş tamam ya. Uzatmanın hiçbir anlamı yok. Bir itirazı olan varsa söylesin. Yoksa sonsuza kadar sussun. İtirazım var. Evet bebeğim, gel. Nasıl buldun beni? Navigasyonla buldum. Bilmiyor musun aşkım navigasyonu? Oh yeah. Döner ye. Dur bakalım kaçayım, dur bakalım. Bakın. Benim değnemde hemen böyle kız vermek ya. Önce hünerlerini göster kocam. Önce hünerlerini göster. Sıkıntı yok. DJ ver müziği. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are, we are, we are. You are now, now rocking with Will I Am and Britney, bitch. Bring the action. Every day I'm shuffling. Helal olsun koçum sana. Sağ Şirin'i verdim gitti. DJ ver bakalım bizim anlayacağımız dilden müzik. Haydi Şirinler düğüne. Mehmet Gürkan, Nurullah, Muhammed, Hüseyin Emre, Hüseyin, yeteneksizsinizin şampiyonu olsun diyorsanız Çankaya yazıp 1890'a SMS gönderiyorsunuz. Evet, Hakan Çankaya ve arkadaşlarını destekliyorsanız Çankaya yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Hülya. Yeni çıktın. Evet. Oyuncusun. Amatör şimdilik. Ama çok iyisin sen. Amatör olarak çalışıyorum Genç Tiyatrocular grubunda. Belli ama sende kesinlikle oyunculuk ciddi var. Sağ ol, zaten diğer arkadaşlarımı tanıyorum, onlar için konuşmak. Diğer tanımadım. Çok iyi yaptın hepiniz, yani gerçekten oyuncu musun? Hakan sayesinde buralardayım. Yani. Yani bugün öylesine mi oynadın yani? Evet evet, tabii ilk defa tiyatro sahnesinde ilk defa varım yani. Ama iyi yani Hakan, o zaman senin gözün iyi. Kimin ne yapacağını iyi biliyorsun. Vallahi bravo. Güldüm açıkçası. İyi düşünmüşsünüz. Senaryo iyi. Zamanlama iyi. Sıkılmadım. Ya herkes kendine düşen rolü çok süper. Cuk. Teşekkürler. Yani benim gördüğüm Hakan, her geçen gün kadroyu güçlendiriyorsun. Yani ve bu yaptığın katkılar da yani çok iyi oturuyor. Özellikle bu akşam için Nurullah'a katman, işte yeni oyuncular katman ve katmanın yanında kattıklarının da gayet verimli olması. Çok başarılı buldum. İnşallah hak ettiğiniz yerde bitirirsiniz. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, bir kez daha söylüyorum sevgili seyirciler. Hakan Çankaya'yı destekliyorsanız Çankaya yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Evet, Çankaya yazıp 1890'a SMS gönderirseniz Hakan için oy kullanmış oluyorsunuz. Hakan ve arkadaşları tabii ki çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet.